Avrupa'da, Amerika'da Biz yanlış Amerika'nın sözlerine, evet, onlara fast food inanıyoruz tarzı biraz. besleniyorlar. Fast food yani hamburger, cheeseburger. Bu vitamin yok, mineral yok, beyaz undan yapılıyor. Sıfır E vitamini. E vitamini yok. E vitamini ne demek? Bütün erkek ve bayanlarda hormonların ham maddesidir. Ana maddesidir. E vitamini olmadı mı hormonlar gider. Cinsellik de gider. Sadece cinsellik hormonu değil, birçok hormonun ham maddesidir E vitamini. B1, B6, B12 vitamini yok. Vitamin yok. Beyaz undan yapılan. Bu nedenle kişi vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşılayamazsa halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalır, hastalıklı olur. Bu nedenle Avrupalı ve Amerikalılar çok hastalıklı. Bağışıklık sistemi çöküyor. Sürekli hamburger, cheeseburger, KOF içinde vitamin, mineral. Buğdayın içermiş olduğu vitamin, mineral, enzim buğdayın kabuğundadır. Kepeğinde. Şimdi Ha, beyaz vatandaş undan unu yani. eliyor, kepeğini atıyor veya hayvana veriyor. Kendisi sadece içindeki nişastayı yiyor. Beyaz nişastayı yiyor. Ondan da hiçbir şey, hiçbir vitamin alamıyor. Bu nedenle bağışıklık sistemi yavaş yavaş çöküyor. Mesela Peygamber Efendimiz bir bayanın un elediğini görüyor. Diyor ki un elemek yok. Eleye alıyor, çok kızıyor. Un asla elenmez diyor. Şimdi ama Almanya'da Ernährungsgesellschaft diye bir enstitü var. Onlar yapmış olduğu araştırmada elenen unun yani beyaz undan yapılan ekmek, mantı, makarna hiçbir vitamin, mineral içermediği, besleyici özelliğinin olmadığı tespit edildi. Zararlı oldu. Çünkü bağırsaklara zift gibi yapışıyor. Vitamin, mineral Evet. emilimini engelliyor. Kişiyi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin bırakıyor. Bu nedenle Avrupalılar yiyor, 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 yiyor. Fazla yiyor. Çünkü vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşılamıyor. Sürekli çok Biz yemek ben yiyor. bizim birazcık daha bu anlamda bilinçlendiğimizi yavaş yavaş düşünüyorum ama Evet. değil mi İbrahim? Evet. Düşünün. Yavaş yavaş. Türkiye'de yavaş Yavaş yavaş. yavaş. İnşallah. Birazcık daha yani en Yani azından. kola da içmek, yani marka ismi vermiyorum. Kola da içmek çok zararlı. Evet. Bir Asitli kutu içeceklerin hepsi. kola da, marka ismi söylemiyorum. Bir kutu kola da 33 gram şeker var. Bir kutu kola içtiği zaman kişi o gün hiçbir şey yememesi gerekir. Çünkü ihtiyacı olandan fazla kalori aldı, şeker aldı. Ve tabii şeker ne kadar zararlı. Buradan doktorlarımız da sizler de sürekli olarak söylüyorsunuz. Yani şeker organlarımızı kendi kendine zarar veriyor. Vücuda çok ciddi hasarlar bırakıyor organlarda diye yenilmemesi gerekiyor. Şeker Fazlasının en büyük alınmaması lazım diye. özelliği en bağırsaktaki zararlı mantarları besliyor. Kemikleri eritir, karaciğere zarar verir, pankreasa zarar verir, bağırsaklara zarar verir vesaire vesaire. Ama ve lakin en büyük tehlike bu şekerin yaptığı iş bağırsaklarda her insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bunun normal olarak sağlıklı bir insanda %99'u faydalıdır. Yani böyle şimdi 2 kilo dedim şöyle mesela. 1 kilo, 2 kilo. Her insanın bağırsağında böyle 2 kilo bakteri var. 2 kilo. Böyle 100 gösterebilir. katrilyon. 2 kilo deyince Yararlıları da var. bunun normal olarak sağlıklı bir insanda hemen hemen hepsi faydalı bakteridir. Faydalı bakteriler vitamin üretir. Bizim için çalışır. Arı gibi. Arı nasıl bal üretir? Faydalı bakteriler de vitamin üretir. Fakat kişi kimyasal ilaç kullanıyorsa, abur cubur çok yiyorsa, fast food tarzı besleniyorsa zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Mantarlar kimyasal ilaç kullandıkça azar, çoğalır. Yani kimyasal ilaçlar faydalı ve zararlı bakteriyi yok ederken mantarları azdırır. Mantarlar antibiyotikle çoğalır. Çünkü zaten mesela penisilini üreten nedir? Küf mantarı penisilini üretir. Diğer mikroorganizmaları yok etmek için. Bu nedenle tatlı mantarı besler. Mantarlar toksik madde üretir. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler. Bu da bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsaktan yanarsa, kavrulursa ne olur? Bağırsak kendini korumak için yağlanır, yağlanır. Yağlanırsa enzim oranı azalır. Enzim oranı azalırsa kişide histamin yükselir. Böylece kişide polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları ortaya çıkar. Önce halsizlik, dermansızlık, yorgunlukla başlar. Sonra alerjik hastalık, cilt hastalıkları veya tedavi edilmese panik atak başlar. Ölüm korkusu, çeşit çeşit
sebeplerden dolayı kendini tabii bunalıma girer. Yatamaz, yatsa bile uyuyamaz vesaire vesaire. Şekerden uzak durmamız gerekiyor. Zaten zayıflamak için de uzak durmamız